Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde canlılarda enerji dönüşümü, fotosentez ve kemosentez olaylarını şekil, şeva ve tablolar üzerinden bir özetleyeceğiz birlikte. Canlılarda nasıl enerji dönüşümü oluyor? Mesela güneşteki enerji, ışık enerjisi bitkiler tarafından, alk, öklena gibi canlılar tarafından kimyasal bağ enerjisine dönüştürülebiliyor. Biz bu kimyasal bağ enerjisinden ATP üretebiliyoruz. Yani ATP enerjisine çevirebiliyoruz ve bu ATP enerjisini biyokimyasal işlerde kullanırken ısı enerjisine, mekanik enerjiye, elektriksel enerjiye ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. Demek ki enerji bir formdan başka bir forma dönüşebilir. Fakat enerji döngüsel değildir. Yani ısı enerjisinden tekrar ışık enerjisi elde etmek mümkün değil fakat birbirine dönüşebilir. Enerji yoktan var olmaz. Var olan enerji de yok olmaz. O zaman enerjinin temel molekülü olan ATP'nin yapısını şöyle bir hatırlayalım. ATP neydi arkadaşlar? Bir nükleotit. Yani DNA ve RNA'nın yapı birimleri gibi bunun yapısında da azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat var. Fakat DNA'ya benzemeyen tarafı riboz içermesi. Dikkat edin riboz içerdiği için RNA'nın adenin nükleotidine benziyor. Çünkü adenin de içeriyor. RNA'nın nükleotidinden ne farkı var? Bunda 3 fosfat var. RNA'nın nükleotidinde tek fosfat var. Ve bu fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağları var. Bu fosfat bağlarından bir tanesini kopardığımızda bir enerji açığa çıkıyor. İki tanesini kopardığımızda yine enerji açığa çıkıyor. Ve bu enerjiyi biz biyokimyasal olaylarımızda kullanıyoruz. Nelerde mesela? işte aktif taşıma, biyosentez reaksiyonları, sinirsel uyartı iletimi gibi reaksiyonlarda kullanıyoruz. Nerelerde ATP kullanılmaz? Pasif taşıma ve hidroliz olaylarında ATP kullanılmaz arkadaşlar. Hem hücre içinde hem hücre dışında bu olaylar bu yüzden gerçekleşebiliyor. Pasif taşımayı difüzyon, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve Ozmoz olarak 3 grupta incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi yapısındaki bağlara bakalım. Adenin bazı ile riboz şekeri arasındaki şu bağı arkadaşlar glikozit bağı diyoruz. Şekerle fosfat arasındaki bağa da ester bağı diyoruz. ATP'nin yapısından bir tane fosfat kopardığımızda inorganik fosfatla birlikte ADP dediğimiz molekül açığa çıkıyor. Adenizin difosfat. 2 fosfatı da kopardığımızda AMP yani adenozin monofosfat dediğimiz molekül kalıyor. O zaman adenozin dediğimiz kısım neresi? Adenin ve ribozdan oluşan kısım. Şimdi gelelim ATP'nin yapım ve yıkım olaylarının e, diğer isimlerine. Çünkü bu diğer isimler sorularda karşınıza çıkacak. ATP'nin yapımına arkadaşlar fosforilasyon diyoruz. Yıkımına ise defosforilasyon diyoruz. Fosforilasyon olayları birkaç çeşitte hemen yazalım. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon olayı e, bitkilerde gerçekleşiyor. Alt gibi, öklene gibi fotosentez yapabilen reaksiyonlarda ışık kullanılarak gerçekleşen ATP üretimi. Oksidatif fosforilasyon oksidasyondan kaynaklı kemosentez, oksijenli solunum, oksijensiz solunum gibi olaylarda gerçekleşebiliyor. Substrat düzeyinde fosforilasyon ise tüm canlılarda glikoliz reaksiyonları ortak olduğu için tüm canlılarda gerçekleştirilebiliyor. Ee, enzimle substrat arasındaki reaksiyonlardan kaynaklı bir e, fosforilasyon. Şimdi ATP'nin yapımına arkadaşlar dehidrasyon da diyoruz. Dehidrasyon. Bakın su açığa çıkmış ve küçük molekül biraz daha büyük bir moleküle dönüşmüş. O zaman yıkımına ne diyoruz? Su kullanılıp daha küçük parçalara ayrıldığı için yıkımına hidroliz diyoruz. Aynı zamanda defosforilasyon enerjinin açığa çıkmasını sağladığı için egzergonik bir tepkimedir. Defosforilasyon, fosforilasyon ise endergonik bir tepkimedir. Bunlar karşınızda sorularda çıkabilir. Fotosentezle ilgili bilim insanlarının yaptığı deneyler karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi en çok sorularda karşınıza çıkacak olan Engelman'ın yaptığı bir deney. Ne yapmıştı? İpliksi bir algi mikroskop altında incelerken beyaz ışığı prizmadan geçirdi ve renklerine göre algin üzerine düşürdü. Ve algin fotosentez yapmasını izlerken hangi ışıkta hangi renkte daha fazla fotosentez yapabildiğini öğrenebilmek için buraya Oksijenli solunum yapan bakteriler yerleştirdi ve açığa çıkan oksijen nerede daha fazlaysa bakteriler orada birikecekti. Hemen gözlemlerini not aldı. Baktı ki mor bölgede bir de kırmızı bölgede daha çok bakteri toplanmış. Demek ki dedi buralarda daha çok oksijen üretilmiş. Yeşil bölgede ise az oksijen üretilmiş. Bugünkü bilgilerimize göre biliyoruz ki klorofil mor ışığı ve kırmızı ışığı çok iyi soğurabiliyor. Fakat yeşil ışığı yansıtıyor çoğunu. Dolayısıyla yeşil ışığın olduğu bölgede fotosentez az, mor ışığın olduğu bölgede en fazla, kırmızı ışığın olduğu bölgede mora göre biraz daha düşük ama orada da yüksek. Demek ki düşük ve yüksek e, dalga boylu bölgelerde fotosentez hızı oldukça yüksek. 400'den daha az, 700'den daha fazla olan kısımlarda ise fotosentez yok. Neden? Buralar arkadaşlar görülmeyen ışık bölgesi. Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşebiliyor. İşte X ışını, ultraviyole ışınlar, radyo dalgaları gibi ışınlarda fotosentez gerçekleşmez. Şimdi fotosentez yapabilen canlıları bir hatırlayalım. Kimler fotosentez yapabilir? İlla o canlının Klorofil dediğimiz bir pigmente sahip olması gerekir. Dikkat edin, kloroplast demedim çünkü bakterilerde kloroplast diye bir organel yok. Klorofil taşıyan bakteriler fotosentez yapabiliyorlar. Yine protist aleminden alg, öglena gibi kloroplastlı canlılar, bitkilerin kloroplast taşıyan hücreleri yine fotosentez yapabiliyor. Bitkilerin bütün hücrelerinde kloroplast yok. Tüm bitkilerde kloroplast yok. Buna da dikkat tam parazit bitkiler kloroplastları olmadığı için fotosentez yapamıyorlar. Şimdi yaprağın enine kesitini inceleyelim ve bu kesit üzerinden fotosentez yapabilen bölgeleri incelemiş olalım. Yaprağın enine kesitinde arkadaşlar şu en üstte ve en altta tek sıralı aralarında boşluk olmadan dizilmiş olan hücre tabakasını oluşturan dokuya biz epidermis diyoruz. Epidermis e, kloroplast içermediği için fotosentez yapamaz. Fakat üst ve alt epidermis arasındaki mezofil tabakasında bolca kloroplast vardır. Çünkü özümleme parankimasının olduğu bölümdür burası. Dolayısıyla en çok fotosentezin yapıldığı tabaka işte burası. Özümleme parankimasında iki türlü hücre var arkadaşlar. Şu üstte aralarında boşluk bırakmadan sıkı sıkıya dizilmiş olan bol kloroplastlı olan hücrelere Palizat parankiması hücreleri diyoruz. Onun altında aralarında boşluk bırakarak daha az kloroplast taşıyan hücrelere de sünger parankiması hücreleri diyoruz. Ayrıca epidermisin farklılaşmasıyla oluşan stoma dediğimiz yapı hem gaz alışverişini sağlar, ayrıca yapısındaki bekçi hücrelerde kloroplast bulunduğu için fotosentez de yapabilir. Yaprağın şuradaki kısmı arkadaşlar damar olarak gördüğümüz iletim demetleri, üstte mavi ile gördüğünüz kısılam, alttaki de flem dediğimiz yapı. Bitki biyolesinde bunun ayrıntısını göreceğiz. Şimdi tipik bir palizat parankiması hücresinde kloroplastın yapısını hatırlayalım. Kloroplast çift zarlı bir organeldi. Tıpkı mitokondri gibi iki zarı vardı. İçini yine mitokondri gibi bir sıvı dolduruyordu. Ve bu sıvının içinde DNA, RNA, ribozom çeşitli enzimler olduğu için kendisini kopyalayıp kendi enzimlerini üretebiliyordu tıpkı mitokondri gibi. Fakat mitokondriden farklı olan bazı özellikleri de var. Şimdi bunlara bakalım. Kloroplastın içinde üçüncü bir zar sistemi var. Bu zar sistemine tilokoid zar diyoruz. Ve tilokoid zar madeni paraların üst üste dizilmiş hali gibi bir görünümdeler. İşte buna ne diyoruz? Granum diyoruz. Ve bunlar ara lemellerle birbirine bağlanmış durumda. İçini dolduran sıvıya stroma diyoruz. Dediğim gibi DNA'sı, RNA'sı, ribozomu stromanın içinde. Ve arkadaşlar klorofilin bulunduğu yer işte bu granum dediğimiz bölge. Dolayısıyla fotosentezin ışık gerektiren evresi, ışıklı evresi e, burada gerçekleşiyor. Çünkü klorofil ışığı emebilen pigment. Klorofil sentezi için neler gerekiyor bitkide? Klorofil için arkadaşlar mutlaka o bitkide bu genin olması gerekiyor. Var mı olmayan var. Albino bitkiler bu gen olmadığı için ölüyorlar. Ya da tam parazit bitkiler bu gen olmadığı için klorofil sentezi yapamıyorlar. Dolayısıyla fotosentez yapamıyorlar. Başka ne gerekiyor? Işık gerekiyor klorofil sentezi için. Magnezyum yapısına katıldığı için gerekiyor. Demir ise katalizör olarak görev yaptığı için yine klorofil sentezi için gerekiyor. Şimdi gelelim klorofil ve karotenoidlere. Klorofil yeşil renk veren bir pigment arkadaşlar. Karotenoidler ise çiçek ve meyvelere başka renkleri veren yine pigment maddeleri. Bu karotenoid dediğimiz pigmentler direkt Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştüremiyorlar yani e, doğrudan fotosentez yapamıyorlar fakat emdikleri ışığı klorofile yansıtarak e, fotosenteze dolaylı yoldan yardımcı olmuş oluyorlar Ayrıca klorofile zarar verebilecek olan e, ışığı emerek ne yapıyorlar yayıyorlar Böylece fotosentez için yardımcı bir roldeler. klorofilin ve kartonitlerin bir e, en iyi soğurabildikleri ışık miktarı, dalga boyu miktarı da farklı olabiliyor. Biraz önce Engelman'ın yaptığı deneyden çıkardığımız sonucun grafiği de bu. Bakın düşük dalga boyu ve yüksek dalga boyunun olduğu yerde yani mor ışık ve kırmızı ışığın olduğu yerde fotosentez hızlı, yeşil ışığın olduğu yerde fotosentez yavaş. Bunu yine bir deneyle ispatlamışlar arkadaşlar. Beyaz ışığı prizmadan geçirerek klorofil çözeltisi üzerine düşürdüğümüzde sadece yeşil ışığı verdiğimizde yeşil ışığın çoğunu yansıttığını ve geçirdiğini görmüşler. Fotoelektrik tüpten sonra galvanometredeki değeri okuduklarında yüksek bir değer görmüşler. Çünkü dediğim gibi yeşil ışığın çoğunu yansıtıyor ve geçiriyor klorofil. E, buradaki deneyde de yine prizmadan geçirdikten sonra sadece mavi mor ışık vermişler. Klorofil mavi mor ışığın çoğunu soğurur. Dolayısıyla fotoelektrik tüpten sonra galvanometrede ölçtükleri değer düşük çıkmış. Neden? Mor ışığı çok iyi soğurabiliyor çünkü. Şimdi fotosentez yapabilen canlıların arasındaki farklar yine sorularda karşınıza çıkacak. Bu yüzden burada şöyle bir tekrarlamış olalım. Kimlerde görülebiliyordu fotosentez? Bitkilerde, siyonobakterilerde Alk, Öglana gibi protista alemindeki canlılarda. Yine mor kükürt bakterileri dediğimiz bakteriler fotosentezle kendi besinlerini üretebiliyorlar. Bunların hepsinde ortak olan ne? Tüm fotosentez yapan canlılar karbondioksiti kullanıyor bakın. Tüm fotosentez yapan canlılar ışık kullanıyor. Yine hepsinde klorofil olmak durumunda. Hepsi besin üretiyor fotosentez yapan canlılar. Fakat burada kullandıkları Elektron ya da hidrojen kaynağı farklı olabiliyor. Bitkiler, siyona bakteriler ve alplerin yaptığı fotosentezde karbondioksit ve su kullanılıyor. Besin ve oksijen açığa çıkıyor. Yani bunlar atmosferi oksijen bakımından zenginleştiriyorlar. Oksijen açığa çıkardıkları için. Kullandıkları elektron kaynağı da bakın farklı su. Şimdi diğerlerine bakalım. Mor kükürt bakterilerinde arkadaşlar su kullanılmıyor. Onun yerine ne kullanılıyor? Kullanılıyor. H2S dediğimiz molekül kullanılıyor. Dolayısıyla oksijen açığa çıkmıyor da ne açığa çıkıyor? Kükürt gazı açığa çıkıyor. Aralarındaki temel farklar bunlar. Bir de tabloda inceleyelim aralarındaki farkları. Şimdi bitki, siyanobakteri ve mor kükürt bakterilerini şöyle bir karşılaştıralım. Gerçekleştiği yer neresi arkadaşlar? Bitki için kloroplast. Çünkü Bitkinin e, ökaryot hücreli olduğunu biliyoruz. Ökaryot hücreli canlılarda fotosentez kloroplasta geçer. Fakat siyona bakteri ve mor kükürt bakterileri prokaryot yapılı oldukları için stoplazma ve hücre zarında fotosentez olayları gerçekleşecek. Aman buraya dikkat prokaryot olduklarını unutmayın. Yan ürün olarak bitkide ve Siona bakteride oksijen açığa çıkarken mor kükürt bakterileri e, kükürt açığa çıkarıyor. Bunun sebebine bitki ve siyona bakteri elektron kaynağı, hidrojen kaynağı olarak su kullanıyor. Fakat mor kükürt bakterileri H2S kullanıyor. Karbon kaynağı bakın hepsinde ortak. Enerji kaynağı yine hepsinde ortak. Fotosentezin genel denkleminde neyin yapısındaki oksijen nerede açığa çıkar soruları karşınıza çıkacak. O zaman bunu da hemen bir inceleyelim. Fotosentezde arkadaşlar hem suyun yapısında hem karbondioksitin yapısında oksijen var. Burada da glikozun yapısında ve moleküllerin oksijeninin yapısında olan var. Peki hangisi nerede açığa çıkıyor? Burada arkadaşlar girenler kısmındaki suyun yapısındaki oksijen moleküler oksijenin yapısına katılıyor. Yani havaya verilen oksijen burada işaretlendiği için işaretli oksijen olacak. Karbondioksitin yapısındaki oksijen ise nereye katılacak? Glikozun yapısına. Burada biz 6 su olarak yazıyoruz. Fakat aslında fotosentezin genel denkleminin doğru yazımı budur. Yani 12 su girer, 6 su açığa çıkar. Girenler ve çıkanlar kısmını denkleştirdiğimizde buradaki 6 suyu silip buraya 6 su yazabiliyoruz. Şimdi buna göre karbondioksitin yapısındaki oksijen hem glikozun yapısındaki Oksijen hem de açığa çıkan suyun yapısındaki oksijen yine sorularda karşınıza çıkabilir. Ama mutlaka buradaki suyun yapısındaki nereye katılıyormuş? E, moleküler oksijenin yapısına katılıyor ve orada karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim fotosentez tepkimelerine. Eğer ökaryot hücreli bir canlıysa fotosentez tepkimeleri kloroplast dediğimiz organelin içinde geçiyor. Işığa bağımlı evre granumda Işıktan bağımsız evre stroma kısmında gerçekleşecek. Burası ışığa bağımlı reaksiyonları gösterdiğine göre nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Granum dediğimiz e, kısımda ve granumu tilokoid zarın oluşturduğunu söylemiştim. Ve tilokoid zar üzerinde ETS elemanları var. Bir de ATP sentaz dediğimiz enzim yine tilokoid zar üzerinde. Burada su iyonlarına ayrışıyor arkadaşlar. Bakın elektron hidrojen protonları ve oksijen şeklinde. Bu olaya biz fotoliz diyoruz çünkü ışığın etkisiyle gerçekleşiyor. Şimdi ışık enerjisiyle foton klorofili uyardığında klorofilden elektron fırlatılıyor arkadaşlar ve klorofilin bir elektron açığı oluşuyor. Buradaki elektron yani sudan gelen elektron fotosistemin elektron açığını kapatıyor. Hidrojen NADP için hidrojen kaynağı oluyor. Oksijen ise havaya veriliyor, atmosfere veriliyor. Şimdi buradan klorofilden ayrılan elektron ETS elemanlarından indirgenme yükseltgenme reaksiyonlarıyla aktarılıyor. Klorofil elektron kaybedince yükseltgenir, elektron alınca ne olur? indirgenir. Yine ETS elemanlarından birincisi elektron alınca indirgenir, verince yükseltgenir, diğeri elektron alınca yine indirgenir. Bu şekilde elektron aktarılırken ee, protonlar da nerede birikiyor arkadaşlar? Tilokait boşlukta birikiyor. İşte bu tilokait boşlukta biriken hidrojenler ATP sentaz enziminin üzerinden stramoya doğru akarken ADP'ye fosfat bağlanmasına sebep oluyor. Bu da bir ATP açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu türlü fosforilasyona ışık enerjisinin etkisiyle gerçekleştiği için fotofosforilasyon diyoruz. Demek ki fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen fosforlasyonu biz fotofosforlasyon diyeceğiz. Işıkla ilgili reaksiyonlarında neler azaldı, neler açığa çıktı? Bunlar sorularda karşınıza çıkacak. O zaman şöyle kısaca bir yazalım. ADP ATP açığa çıktığı için ADP ne olacaktır? Azalacaktır. İnorganik fosfat yine ATP oluşturduğu için azalacak. NADP indirgendi NADPH'a dönüştüğü için azalacaktır başka ne, e, su kullanıldığı için azalacaktır başka ne kullanılıyor azalacaktır demiyorum ama kullanılan ışık kullanılıyor e, buradaki elemanların içinde ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi var Demek ki elektron taşıma sistemi de kullanılıyor Bunlar sorularda karşınıza çıkar Peki ne açığa çıkıyor burada arkadaşlar nat pH açığa çıktı ATP üretildi. Bunlar nereye gidecekler? Stromaya. Çünkü stromada bunlara ihtiyaç var. Başka ne üretildi? Oksijen üretildi ve bu oksijen nereye verildi? Atmosfere verildi. Stromaya değil, atmosfere doğru gidecek. E, NADPH ve ATP'nin stromada görevi var. Şimdi ATP üretim mekanizmasını bir de buradan görelim. Biraz önce bahsettiğim e, tilokoid dediğimiz zar Şurası arkadaşlar. Burası tilokoid zar. Şurası da işte tilokoid boşluk dediğim kısım. Şurası nedir? Stromadır. İşte buradaki tilokoidin üzerindeki şu elemanlar da ETS elemanları. Fotosistem 1 ve 2 yine burada yerleşmiş durumda. Ayrıca bu tilokoid zar üzerinde bir enzim var. ATP sentaz dediğimiz enzim. Suyun ee, fotolizle elektron ve protonlarına ayrıldığını biraz önce söylemiştim. Oksijen nereye gitti arkadaşlar? Oksijen atmosfere doğru gidecek. Ama buradaki ışık fotosistemdeki klorofilin elektron kaybetmesine sebep olacak. Elektron açığını sudan gelen elektronla karşılayacak kim? Klorofil. Klorofil elektron kaybedince yükseltgenmişti. Buradan tekrar elektron alınca indirgendi. Buradan çıkan elektron ETS elemanlarından indirgenme yükseltgenme olarak aktarıldı ve e, bu sırada tilokoid boşlukta neler birikti arkadaşlar? Artı yüklü hidrojenin protonları birikti ve burada bir potansiyel enerji oluştu. Burada çok oldukları yerden az oldukları yere hidrojenler geçerken ATP sentaz enzimi ADP'ye inorganik fosfatın bağlanmasına sebep oldu. İşte bu şekilde açığa çıkan ATP'ye biz Fotofosforilasyon dedik. Bu mekanizmayı açıklayan e, teoriye de ne diyoruz? Kemiozmatik teori ya da kemiozmazis diyoruz. NADP e, elektron ve hidrojen tutucu bir koenzimdir demiştik. NADP hidrojeni tutup ne yaptı? İndirgendi. İşte burada NADP dediğimiz molekül ve ATP nereye gidecek arkadaşlar? Stromaya gidecek. Stromada Kalvin döngüsünde onlara ihtiyaç var. Şimdi stromaya gidelim ve orada neler oluyor bir de buradan bakalım. Granumda ışıklı evrede NADPH ve ATP'ler üretilir. E, stromaya gider orada kullanılır demiştim. İşte o ATP'ler bakın burada. Bir de NADPH işte burada. Burada arkadaşlar karbondioksit tutucu bir molekül var. İşte bu karbondioksit tutucu molekül karbondioksiti tuttuktan sonra bir döngü şeklinde kimyasal reaksiyonlarla ara basamaklar çıktığı için isimlerini söylemiyorum. Kimyasal dönüşüm reaksiyonlarıyla ara basamaklarda ATP ve eee NADPH kullanılarak NADPH'ın hidrojenini alarak çeşitli moleküllere dönüşüyor. Ve bu ara moleküllerden bir tanesi fosfoglisel aldehit ve fosfoglisel aldehit'ten oluşan moleküller sorularda karşınıza çıkacak. Bu yüzden bu ismi bilmek durumundasınız. Ne oldu arkadaşlar? Karbondioksit kullanımı bu evrede. O zaman stromadaki ışıktan bağımsız evrede karbondioksit kullanılır. ATP kullanılır. Nereden geldi? Işıklı evreden geldi. Not pH kullanılır. Miktarı azalır. ATP azaldığına göre ADP artar inorganik fosfat artar, NADPH yükseltgendiği için artık neye dönüşür? NADP'ye dönüşür ve nereye gider? Tekrar bunlar granum'daki görev yerlerine geri dönerler. Işıktan bağımsız evrede, direkt ışık kullanılmadığı halde yine gündüz gerçekleşir. Neden? Çünkü ışık ışıklı evreden gelen şu ATP ve NADPH moleküllerine ihtiyaç duyuyor. Peki bu fosfogliser aldehit dediğimiz molekülden neler üretilebilir? Şimdi bunlara bakalım. Fosfogliser aldehit birçok moleküle dönüşebiliyor. Bunlardan en çok duyacağınız glikoz. Onun dışında yapısına azot katılarak aminoasit, vitamin, organik baz da üretebiliyor. Buna dikkat. Eğer yapısında azot olan bir molekül oluşturacaksak fosfogliser aldehitte karbonhidrojen, oksijen olduğu için eksik olan azotu nereden almak durumunda? topraktan azotlu bileşikler olarak almak durumunda. Glikozu neler yapabilir? Glikozdan disakkarit üretebilir. Mesela fruktozla birleşip birleştirip sakkoroza dönüştürebilir. İki tane glikoz birleşerek maltoza dönüşebilir. Fakat glikoz galaktoz birleşerek laktoz dediğimiz disakkariti oluşturamaz. Çünkü laktoz nedir? Hayvansal bir disakkarittir. Memelilerin sütünde bulunur. Glikozların bir çoğunu birleştirerek Selloz nişasta gibi polisakkaritler yapabilir. Selloz yapıya katılır. Nişasta depo olarak kullanılır. Yine hangilerini yapamaz? Ketin glikojen gibi hayvansal olan polisakkaritleri yapamaz. Glikoz yine fruktoz dediğimiz moleküle dönüşebilir. Bir de arkadaşlar fosfogliser aldehit RMP dediğimiz bir moleküle dönüşmek durumunda. Eğer bu dönüşüm olmazsa kalvin döngüsü reaksiyonları devam edemez. Bu yüzden RMP'ye de dönüşebiliyor fosfogliser haldeydi. Ayrıca yağ asidi gliserol gibi organik moleküllere yine dönüşebiliyor. Demek ki fotosentezle bu tür organik bileşiklerin hepsi ne yapılabilir? Oluşturulabilir. Şimdi şuradan hemen özetlersek sorularda karşınıza çıkacak birçok şeyi burada görmüş olacaksınız. Kloroplastın çift zarlı olduğunu söyledik. Üçüncü bir zar sistemi tilokoid zar dedik ve granum dediğimiz yapıyı oluşturduğunu, burada klorofilin olduğunu söyledik. Işığa bağımlı reaksiyonlarda ne kullanıldı? Su, ışık kullanıldı. ADP ve fosfat, NADP kullanıldı. Ne açığa çıktı arkadaşlar? Oksijen açığa çıkıp atmosfere verildi. ATP açığa çıktı fakat stromaya gönderildi. Orada lazımdı. NADPH oluştu. Bu da stromaya gönderildi. Işıktan bağımsız evrede ne kullanılır ne açığa çıkar. Şimdi bir de bunu hatırlayalım. Karbondioksit kullanıldı. ATP ve NADPH kullanıldı. Ne açığa çıktı? Organik besin açığa çıktı. Hemen şurada da karşılaştıralım ve özetimizi tamamlayalım. Işığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeleri karşılaştırırsak. Işığa bağımlı tepkimeler tilakoid zarda, ışıktan bağımsız olanlar stromada gerçekleşiyor. Işığa bağımlı da ATP, NADPH oluşuyor. Işıktan bağımsız da kullanılıyor. Işığa bağımlı da atmosfere oksijen verilmesini sağlıyor. Işıktan bağımsız da bakın karbondioksit kullanılıp organik besin üretiliyor. Işığa bağımlı da neler kullanıldı? Işık, ADP ve fosfat, NADP, klorofil, su, hatta ETS kullanıldı. Neler açığa çıktı ışıktan bağımsız evrede? ADP, inorganik fosfat, Nat P açığa çıktı. Işıktan e, bağımsız evrede ETS görev yapmaz. Her iki olayda da enzimler kullanılır. Her iki olayda enzim kullanıldığı için sıcaklıktan etkilenir. Her iki olayda yine gündüz gerçekleşir. Evet arkadaşlar şimdi de fotosentezi etkileyen bazı faktörlerden bahsedelim. Hem bitkinin genetik yapısıyla ilgili hem de çevresel faktörlerle ilgili şöyle bir hatırlayalım. Bitkide yaprak sayısı ne kadar fazlaysa kloroplast da o kadar fazladır. Dolayısıyla yaprak sayısı fazla olan bitkilerde fotosentez hızlı. Stoma sayısı ne kadar fazlaysa içeriye giren çıkan karbon dioksit ve oksijen miktarı o kadar fazla olacaktır. Stoma sayısıyla yine doğru orantılı. Şöyle yapalım. Yaprak sayısı arttıkça fotosentez artıyor. Stoma arttıkça fotosentez artıyor. Kloroplast sayısı arttıkça fotosentez artıyor. Kütükula kalınlığıyla ters orantılı arkadaşlar şöyle yapalım. Kütükula kalınlığı arttıkça bunu farklı bir renk yapayım ki dikkatinizi çeksin. Fotosentez azalıyor. Bakın kütükulayla ters orantılı diğerleriyle doğru orantılı. Enzim miktarı arttıkça yine fotosentez artıyor. Kütükulayla neden ters orantılı? Çünkü kütükula su kaybını engelleyen, transpirasyonu yani terlemeyi azaltan bir yapı. E epidermis hücreleri tarafından salgılanan dolayısıyla fotosentezi olumsuz etkiliyor. Şimdi çevresel faktörlere bakalım. Çevresel faktörlerden e, birçoğu arkadaşlar bakın şu şekilde etkiliyor. Işık şiddeti, karbondioksit miktarı, yine karbondioksit miktarı bakın ve su miktarı. Bunların hepsine baktığımızda nasıl bir grafik görüyoruz? Önce artmış fotosentez sonra sabit kalmış. Bakın artmış sonra sabit kalmış. Artmış sabit kalmış. Artmış sabit kalmış. Bunların hepsinde minimum kuralı gereği yani bitkinin fotosentez hızı ortamda en az, en az bulunan e, maddeye bağımlıdır. En az madde hangisi ise fotosentezi o sınırlar. O yüzden bir süre sonra fotosentez hızı sabit hale gelir. Önce bunu bir kodlamış olalım. Şimdi gelelim dalga boyuna. Adı üstünde dalga boyu grafiği bakın böyle bir dalga halinde. Engelman'ın yaptığı deneyde zaten bu grafiği incelemiştik. Karbondioksit miktarı belli bir değerin üstünde olması gerekiyor fotosentez için. Arttıkça karbondioksit fotosentez hızlanıyor. Bir süre sonra minimum kuralı gereği sabit hale geliyor. Işık şiddeti ve karbondioksitin birlikte etkilendiği durumda da düşük ışık şiddetinde böyle orta ve yüksek ışık şiddetinde fotosentez hızı bu şekilde grafik karşımıza çıkarıyor. Sıcaklık enzimleri nasıl etkiliyorsa fotosentez hızını da o şekilde etkiliyor. Yani düşük sıcaklıkta fotosentez az, optimum dediğimiz sıcaklıklarda en yüksek ve 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda fotosentez duruyor. Neden? Enzimlerin çünkü yapısı bozulabiliyor. Su miktarı belli bir değerin üstünde olması gerekiyor. Mesela tohumlar kuru olarak kavanozlarda bekliyor biliyorsunuz. Ne zaman çimlenmeye başlıyor? Ancak onu e, belli bir su değeriyle e, ıslattığımızda, su verdiğimizde çimlenmeye başlıyorlar. Demek ki çimlenmeden sonra ilk yapraklarını çıkardıklarında fotosentez başlayacak. Belli bir su değeri yine enzim çalışması için gerekli. Burada işte minimum kuralını gösteren bir grafik bu. Burada arkadaşlar bakın fosfor sınırlamış bitki boyunu, bitki büyümesini. Burada da potasyum sınırlamış. Ortamda azot ve fosfor daha fazla olmasına rağmen en az yani minimum olan madde fotosentez hızını etkilemiş. Şimdi gelelim kemosenteze. Kemosentez nedir arkadaşlar? Yine ototrof canlıların yaptığı bir olay. E, fotosentez fotosentezde fotoototroflar tarafından yapılıyor. Kemosentez eee kemoototroflar tarafından yapılıyor. Ne demektir kemosentez? İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle, oksidasyonuyla inorganik bir yan ürünle birlikte kimyasal bir enerji açığa çıkıyor. İşte bu kimyasal enerji kullanılarak karbondioksit ve sudan organik madde üretimine kemosentez diyoruz arkadaşlar. Ve kemosentezi sadece prokaryot Yapıdaki canlılar yapabilir. Yani bazı bakteriler ve bazı arkeler yapabilir. Arkeler fotosentez yapamıyor fakat kemosentez yapan türleri var. Şimdi örneklerine bakalım. Kemosentez yapan canlılara nitrit ve nitrat bakterilerini örnek gösterebiliriz. E, azot döngüsünde hatırlayın nitrifikasyon olayı olarak söylemiştik bunları. Bunlar ototrof. Nasıl ototrof? Kemo ototrof. Çünkü kimyasal enerji kullanıyorlar. Azot döngüsünü hatırlarsanız ölü bitki ve hayvan artıkları yani oradaki organik atıklar ayrıştırıcılar tarafından amonyak, amonyum gibi maddelere dönüştürülüyordu. Yalnız bunlar heterotrof, dikkat edin. Ondan sonra amonyak nitrit bakterisi tarafından amonyak oksitlenerek bir kimyasal enerji açığa çıkıyor. İşte bu kimyasal enerjiyle bakın karbondioksit ve sudan besin elde edebiliyorlar. İşte bu olaya kemosentez diyoruz. Yine e, amonyağı nitrite çevirmişti nitrit bakterisi. İşte bu nitriti oksitleyerek nitrata dönüştüren nitrat bakterisi yine bir kimyasal enerji açığa çıkarıyor. İşte bu açığa çıkardığı kimyasal enerjiyle yine karbondioksit ve sudan besin elde edebiliyor. Şimdi dikkat edin. Burada bir oksijen çıkışı var. Fakat kemosentezde atmosfere oksijen verilmez arkadaşlar. Neden? Çünkü bu oksijen hemen neyde kullanılacak? Şöyle yapalım. Burada oksidasyon sırasında kullanılacak. Dolayısıyla atmosfere oksijen vermiyorlar. Şimdi fotosentez ve kemosentezi tablo halinde bir karşılaştıralım. Fotosentezde arkadaşlar enerji kaynağı ışık. Kemosentezde ise Inorganik maddelerin oksidasyonundan açığa çıkan kimyasal enerji. Demek ki kullanılan enerji farklı bu iki olayda. E, fotosentez olayında klorofil kullanılıyor bakın, klorofil kullanımı şart. Fakat kemosentezde klorofil kullanılmaz. Hangi da gerçekleştiriyorlar? Fotosentezin içinde fotofosforilasyon var, kemosentezin içinde oksidatif fosforilasyon var. Her iki olayda da arkadaşlar, her iki olayda da ETS kullanılıyor. Buna buraya da dikkat. Fotosentez olayı sadece gündüzleri gerçekleşiyor çünkü ışık gerektiriyor. Kemosentezde böyle bir kural yok. Hem gece hem gündüz gerçekleşebiliyor. Fotosentez hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde gerçekleşebiliyor. Fakat kemosentez sadece prokaryotlarda gerçekleşir. E, dolayısıyla bu ayrımı unutmayın. Herhangi bir organelde de gerçekleşmiyor bu anlamda her ikisinde de ortak olan nedir? İkisinde de karbondioksit ve su kullanılıp organik besin üretiliyor ve araba samaklarda ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanları kullanılıyor. Evet arkadaşlar fotosentez ve kemosentezi şöyle şekiller üzerinden bir özetledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.